Cihanbeyli aşireti tarihi bir yolculuk. Tarih boyunca toplumlar ve kavimler coğrafya ve zaman içinde değişiklikler yaşarlar. Bu değişiklikler bazen doğal süreçlerin bir sonucu olarak meydana gelirken bazen de siyasi olaylar veya göçlerle şekillenir. Cihanbeyli aşireti bu tarihsel yolculuğun örneklerinden biridir. Bu makalede Cihanbeyli aşiretinin tarihçesi, kökenleri ve sürgünlerle dolu geçmişi tasvir tekniği tarzında ele alınacaktır. Kökenler ve isimlerin dansı Cihanbeyli aşiretinin kökenleri oldukça derinlere uzanır. İsimler arasındaki karışıklık zaman içindeki yer değiştirmeler ve sürgünlerle daha da karmaşık hale gelir. Aşiretin asıl ismi gidir ancak tarihsel kayıtlarda Canik, Canmek, Canbey gibi farklı isimlerle de karşılaşırız. 1113 Hicri tarihli bir Osmanlı fermanında Urfa Bilecik Suruç kervan yolu üzerinde Çarmelik Hanı yakınlarında yerleşik oldukları belirtilir. Bu dönemde Canbeylerin Hudi, Zevali, Dreyan, Koreuri ve Kocuri kabileleri ile bağlantılı olduğu kaydedilir. Doktor Fritz'e göre, Cihan Bey ve tarihsel olarak İran'ın Mazenderin bölgesinde yaşamış ve adlarını Cihan olarak kaydetmiştir. Aynı kaynaklara göre, Cihan Bey ve Kürtseban grubuna dahil edilir. Kavimlerin yolculuğu İran ve Azerbaycan sınırlarındaki aşiretler Kürtseban ve Lorzeban adları altında iki kategoriye ayrılırken, Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşayanlar Milvezi grupları altında toplanır. Cihan Bey ve gerçek vatanlarının Mazenderin bölgesi olduğuna inanılır. Ancak zaman içinde Türkiye ve diğer ülkelere göç etmişlerdir. Bingöl, Sivas, Kangal, Amasya, Merzifon, Ankara, Haymana, Konya, Cihanbeyli, Urfa, Hilvan, Kayseri, Sarız gibi birçok farklı bölgede yaşayan bu aşiretin nüfusu ve tarihi geçmişi izlemesi zor bir labirent gibidir. Sürgünlerin sessiz hikayesi bugün bildiğimiz gibi Cihanbeyli aşiretinin yaşadığı sürgünlerin nedenleri ve nedenleri tarihi belgelerde net değildir. Ancak 17. yüzyılda bir sürgün olayı öne çıkar. Güneydoğu Anadolu'da oturan bu aşiretler uzun yıllardır evlerinde olan gergel kazasını terk ederek Çemişgezek, Pertek ve Sam'ın kazalarına yerleşmişlerdir. Ancak bu yerleşme yerel yetkililer tarafından hoş karşılanmaz ve hatta şikayet edilir. Bunun sonucunda 1705 yılında Cihanbeyli aşireti Rakka'ya sürülmek üzere bir fermanla kararlaştırılır. Cihanbeyli aşiretinin tarihi, kökenleri ve göçlerle dolu serüveni, tarihin gizemli koridorlarında kaybolurken bu aşiretin hikayesi zamanın unuttuğu kavimlerin yaşadığı bir destanın parçası olarak hafızalarda kalır.